Bugün sizlere heyecan verici bir yeni Twitch özelliğinden bahsetmek istiyorum. Uyarılar sekmesi. Uyarılar sekmesi sayesinde Streamlabs'e elveda diyoruz ve tüm bildirimlerimizi doğrudan Twitch üzerinden ayarlayabiliyoruz. Bu canlı yayınlarımızı daha etkili ve daha akıcı hale getirmek için harika bir adım olduğunu söyleyebilirim. Düşünün artık ayrı bir yazılım veya ayrı bir web sitesi, ayrı bir yer kullanmadan sadece Twitch üzerinden tüm ayarlarımızı yapabiliyoruz ve bu sayede kafamızın karışıklığı olmuyor ve birçok yerden farklı ayarlar yapmak zorunda kalmıyoruz. Ve aynı zamanda tüm yayın ayarlarımız olduğu gibi de tüm bildirimlerimiz de direkt olarak Twitch üzerinden ayarlayarak etkili bir şekilde hızlı bir şekilde tüm ayarlamaları gerçekleştirebiliyoruz. Ve bununla birlikte Streamlabs'te yapamadığımız birkaç farklı özellik de eklenmiş. Bunlar da gerçekten etkileyici bir hal oluyor. Bunları da zaten videonun tamamında birlikte göreceğiz. Şimdi gelin birlikte uyarılar sekmesini inceleyelim. Ayarlarımızı nasıl yapabiliyoruz? Ne gibi yeni özellikler var? Bunlara birlikte bakalım. Fakat bakmaya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Twitch yayın yöneticimize girdikten sonra sol tarafta gördüğünüz gibi yayın yöneticisinin altında uyarılar bölümü yer alıyor. Oraya giriş sağladığınızda gördüğünüz gibi böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Öncelikle burada yapmamız gereken şey sağ taraftan canlı uyarı kontrolleri, Twitch uyarılarını etkinlik akışında atlayın, tekrar oynatın veya engelleyin. Bunu aktif ederseniz eğer Gördüğünüz gibi yayın yöneticisine geldiğinizde etkinlik akışı bölümünden şu tuşa tıkladığınızda tekrar oynatabilirsiniz. Yani bu izni vermeye geçiyor veya çok fazla peş peşe takip geldiğinde uyarıyı geç tuşu aktif oluyor ve buna tıklayarak hızlı bir şekilde uyarıları geçebiliyorsunuz. Şimdi tekrar uyarılar bölümüne geliyorum. Buradan diyoruz ki uyarı kutusu oluştur. Burada bana diyor ki Uyarı kutusunun adı ne olsun? Ben burayı bildirimler olarak seçiyorum. Buraya da tekrar bildirimler yazıyorum. Ve oluştur diyorum. Oluştur dediğimde gördüğünüz gibi burada aktif veya deaktif edebildiğim bir bildirimler kutucuğu açıldı. Buradan uyarıları düzenle tuşuna tıkladığımda gördüğünüz gibi takipçi, abonelik, hediye abonelik, cheer, baskınlar, charity kampanyası, hype train ve yayıncı hedefleri gibi birçok bölüm karşıma çıkıyor ve sağ tarafa baktığımda da bu bölümlerin ayarlarını yapabildiğim yer bulunuyor. Şimdi gelin birlikte ilk önce takipçi tarafını kurcalayalım. Takipçi tarafında isterseniz bunu deaktif edebiliyorsunuz. Yani herhangi bir takip geldiğinde ekrana herhangi bir bildirim gelmesin diyebiliyorsunuz bunu bir aktif edelim. Sonrasında yeni takipçi bölümüne tıkladığımızda sağ tarafa geliyorum ve genel ayarlar bölümünden varyant adını değiştirebiliyoruz. Yani şuradaki yeni takipçi yazısını başka bir şey yapabiliyoruz. Uyarı şartı kanalıma yeni takipçi geldiğinde çıkması. Buradan süresini belirlediğimizde 10 saniye gayet yeterli geliyor bana. Şimdi bunu kapatıyorum. Ekran düzeni bölümüne geliyorum. Ekran düzeni bölümünde gördüğünüz gibi burada bir kalp ikonu var. Bu kalp ikonu bizim takipçi geldiğinde ekrana çıkacak olan bildirim bir şeklimiz. Yani biz buna daha öncesinde gif ekleyebiliyorduk veya herhangi bir başka şey ekleyebiliyorduk. Burada standart olarak bu geliyor. Tabii ki bunları da değiştirebiliyoruz. Bir iki sonraki sekmede de bunları nasıl değiştireceğimiz konusuna geleceğim. Burada isterseniz solda bildirim, sağda yazı olarak veya tam tersi olarak veya simgenin altında yazı olarak veya simgenin üstünde yazı olarak veya simge'nin içerisinde yazı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Genelde bizlerin kullandığı yöntem bu oluyor. Fakat yazı yanda olanı da kullanılabilir. Bence gayet göze hoş gözüküyor. Şimdi biz yine standart olarak bırakalım ve aşağı indiğimde mesela bakın gölge ekliyor. Gölge ekle dediğimizde şu kutucuğun içerisinde bir gölge oluyor. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama ben buradan rahat bir şekilde görebiliyorum. Bu da şık bir görüntü sağlayabilir. Bunu da aktif bırakalım bakalım ne olacak. Metin ve konuşma bölümüne geldiğimde burada mesela gördüğünüz gibi bilmem ne bilmem ne az önce seni takip etti diyor. Bunu istersek silip takibe aldı dediğimizde de gördüğünüz gibi istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyoruz. Aynı zamanda bu yazıyı istediğimiz bir yazı karakterinde de kullanabiliyoruz. Mesela şunu yapalım diyelim ki normal diyelim. Buradan da istediğimiz boyutta ayarlayabiliyoruz. Sonrasında metin düzeninde sağa sola sabitle gibi yazı ayarlarını yapabiliyoruz. Buradan metin rengini ve vurgu rengini değiştirebiliyoruz. Vurgu rengi kişi adı olarak bizlere sunulmuş. Ve sonrasında aşağıya doğru indiğimde tekrar mesela buraya da gölge ekleyebiliyorum bu yazılara. Bunu da açalım. Uyarı metnini seslendir bölümünü de açarsanız. Merhaba benim adım Filiz. Gördüğünüz gibi. Merhaba benim adım Filiz. Ekranda yazan yazıyı okutabiliyorsunuz. Burada diğer dil seçenekleri de mevcut. Burada bakıyorum sadece Filiz varmış şu an. Türkçe'de başka bir dil seçeneği yok. Buradan... Merhaba benim adım Filiz ses seviyesinde Merhaba. istediğimiz Benim gibi ayarlayabiliyoruz. Şimdi burayı da kapattım. Burayı da kapatalım. Görüntü ve ses bölümüne geldik. Görüntü ve ses bölümünde gördüğünüz gibi isterseniz resim kütüphanesinden Twitch'in bizlere sunmuş olduğu efektleri kullanabiliriz ya da dosya yükle bölümünden istediğimiz bir dosyayı ekleyebiliriz. Yani kendi tasarımınız olan bir gifi veya fotoğrafı da takipçi bildirim olarak ekleyebilirsiniz. Tabi burada gifleri webem olarak download ederseniz gifleri de dosya yükle kısmından webem olarak ekleyebilirsiniz. Bununla birlikte ölçek bölümünden gördüğünüz gibi eklemiş olduğunuz GIF'in veya fotoğrafın boyutunu ayarlayabiliyorsunuz ve bununla birlikte de bildirim sesini de buradan yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi bildirim sesimiz burada. Şu an default olarak bu şekilde geliyor. Siz isterseniz ses kütüphanesinden istediğiniz bir sesi seçebilirsiniz ya da dosya yükle bölümünden istediğiniz bir sesi ekleyebilirsiniz. Burada kullanılan sesler tamamen Twitch topluluk ilkelerine uygun ve herhangi bir telif hakkı bulunmayan sesler olarak eklemenizi öneririm. Şimdi burada benim en çok ilgimi çeken yer kutlama bölümü. Kutlama bölümü gerçekten çok eğlenceli. Örnek veriyorum açalım. Mesela bakın kutlamalar var. Kutlamaları aktif ediyorum ve burada bakın havai fişek, alev makinesi ve yağmur var. Ki bunları aklınızda tutun. Yoğunluk olarak da hafif, orta, yoğun var. Alan olarak da isterseniz chat üzerinde, isterseniz ekran üzerinde, isterseniz de her yerde gözükecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Peki bu ayarlayacağımız şey ne? Ben bunu her yerde olarak seçiyorum ve değişiklikleri kaydet diyorum. Hemen gidiyorum şuradan kanalıma gidiyorum. Buradan da bir yayın ekranımı açıyorum. Test uyarısı gönder diyorum. Bakın siz test uyarısı gönderdiğimde aldı? yayın ekranımın üzerinde chatin üzerinde bu şekilde havai fişek patlamaları oluyor. Tekrar uyarılar bölümüne geldim ve bunu biraz daha yoğun hale getirdim. Değişiklikleri kaydet dedim ve test uyarısı gönder dedim. Hangi onur takibe aldı? Bunun haricinde alev makinesini seçelim. Değişiklikleri kaydet diyelim. Ve test uyarısı gönder diyelim. Hangi onur takibe aldı? gördüğünüz gibi bu şekilde bir efekt geliyor. Tekrar dönüyorum. Alev makinesini yağmur olarak değiştiriyorum. Değişiklikleri kaydet diyorum. Test uyarısı gönder diyorum. Hangi Ve gördüğünüz onları gibi aldı? Yukarıdan aşağıya doğru simgeler akıyor ve bu şekilde normalde Streamlabs üzerinde olmayan özellikle bu şekilde Twitch uyarılar sekmesine eklenmiş ve gerçekten çok tatlı ve keyifli bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim aboneliklere. Aboneliklerde gördüğünüz gibi Prime aboneliği, yeniden abonelik ve ilk defa abone olan yeni abone olarak 3 farklı şekilde ayarlayabiliyoruz. Tabi burada istersek şunu da yapabiliyoruz. Yeni varyant ekle diyoruz. Ve buradan ayarlardan genel ayarlara geliyorum. Uyarı şartı abone olunan minimum ay mesela diyorum ki 40. Yani 40 ay ve üzeri abonelerde bu varyantı çalıştır olarak seçebiliyorum. Mesela 40 ay üzeri olarak bunu yazayım. Ve gördüğünüz gibi Şöyle değişiklikleri de kaydet dediğimde 40 ay ve üzeri olarak burada yazdı. Ve burada da gördüğünüz gibi 40 ay olarak seçip sonrasında da yine biraz önce takipçi bölümünde olduğu gibi burada da tüm ayarlamaları rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Ve burada da aynı şekilde aboneliklerin yenileme mesajını göster diyebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi alt tarafta yeni abone olanların yazısı da gözükmüş oluyor. Buraya tekrar gölge ekleyebiliriz. Buna da gölge ekleyebiliriz. Metin okuma kısmında da yine biraz önce baktığımız gibi metinleri okutabiliyoruz. Ve burada yine kutlamaları aktif ettiğimizde havai fişek, çiçek, böcek ekranda çıksın diyebiliyoruz. Ve gelelim hediye abonelik kısmına. Hediye abonelik kısmında da gördüğünüz gibi topluluk hediyelerinde en az bir abone olduğunda bu gelsin hediye abonelik bir kişiye özel olarak gittiğinde de bu şekilde gelsin olarak ayarlayabiliyoruz. Tabi yine bunların hepsinde de varyant adını vesaire değiştirebiliyoruz. Ve bu şekilde gerekli ayarları kendi yayın formatımıza göre gerçekleştirebiliyoruz. Metin yazısını da buradan güncelleyebiliyorsunuz ve kutlamaları da tekrardan bu şekilde aktif edebiliyoruz. Ve tehlikeli bölge kısmına geldiğinizde de varyantı dilek olarak silebiliyorsunuz. Yine burada tekrar hediye abonelik kısmında yeni varyant oluşturabilirsiniz ve buradan diyebilirsiniz ki anonim hediye abonelik sayısına ayrı bir uyarı yapabilirsiniz topluluğa anonim hediye abonelik tam sayısını buradan seçebilirsiniz. Mesela anonim biri 15 abonelik hediye ettiğinde bu uyarı çıksın diyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli ayarlar bize sunulmuş. Bit kısmına da geldiğimizde gördüğünüz gibi herhangi bir cheer olduğunda bu şekilde bir bildirim geliyor ve bunu siz yine istediğiniz gibi uyarı şartını İlk çığır için böyle bir bildirim gelsin veya yeni bir varyant yapalım. Diyelim ki yeni çığır geldiğinde minimum 10 çığırda bildirim gelsin. 10 çığırın altında herhangi bir bildirim gelmesin olarak ayarlıyorum. Bir sonraki çığırda da diyorum ki ilk çığırı diyorum. İlk defa benim çetime gelip ilk defa çığır atıyorsa bu bildirim gelsin diye ayarlayabiliyorum. Veya üçüncüsüne de diyorum ki tam çığır sayısı diyorum. Mesela 500 çığır atanlarda da bu ayar gelsin diye de farklı varyasyonlar, varyantlar ayarlayabiliyor. Baskınlar bölümüne gelelim. Baskınlarda bildiğiniz üzere başka bir kanalın bizleri basması sonucu gelen bir bildirimdir. Onda da gördüğünüz gibi şu şekilde bir bildirim çıkıyor. Aslında gördüğünüz gibi bu seçenekler de gayet tatlı, kullanılabilir efektler içerisinde yerleştirilmiş. Bu benim gayet hoşuma gitti açıkçası. Ve burada da gördüğünüz gibi işte minimum baskıncı şu kişi olduğu zaman bu bildirim çıksın. Yani herhangi bir arkadaşınız, samimi olduğunuz bir arkadaşınız size baskın yaptığında farklı bir görsel ekleyerek daha da etkili daha da komik daha da eğlenceli şeyler yapabilirsiniz veya buradan baskıncı tam sayısını mesela atıyorum 500 kişi ve üzeri geldiği zaman bu varyant çalışsın veya ne bileyim minimum 10 ve üzeri baskın geldiği zaman da bu çalışsın gibi varyantlar burada sırayla oluşturabilirsiniz. Çeriti kampanyası yardım bağışları yardım bağışlarında da gördüğünüz gibi en az bağış tutarı veya tam bağış tutarı olarak iki farklı uyarı şartımız bulunuyor ve bunu da diğerlerinde de olduğu gibi istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Hype Train bildiğiniz gibi aynı anda peş peşe çok fazla abonelik veya bit bağış gelirse eğer bu şekilde Hype Train başlangıcı oluyor ve burada da yine aynı şekilde gerekli bildirimler ekrana gelebiliyor. Hype Train başladı, tam seviyeye ulaşıldı, minimum seviyeye ulaşıldı ve yeni rekor kırıldı diye 1, 2, 3, 4 adet farklı uyarı şartı var. Yani 4 adet farklı varyant burada oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Hype Train yeni rekor kırıldı dediğimizde 32 seviyesi aşarak tüm zamanların rekorunu kırdık diye şöyle bir şampiyona çıkıyor. Normal Hype Train başladığında da bu şekilde başladı çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi de buradan diğerlerinde de olduğu gibi istediğimiz kişiselleştirmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Yayıncı hedefleri bölümüne geldiğimizde de hedef başladı ve hedef ulaşıldı bulunuyor. Hedef başladı bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi bakalım bizlere uyarı şartları neler veriyor? Mesela bu hedef başladı uyarısı ve hedef türünde seçtiğimizde abonelik puanı, abonelikler, charity kampanyası herhangi bir hedef olarak da bunu işaretleyebiliriz. Takipçi, yeni abonelik puanı ve yeni abonelikler olarak Toplamda 2 4 6 7 adet hedef türü başlatarak bu hedefleri başladığı zaman başladı bildirimi ekrana verebilirsiniz veya bu hedef tamamlandığı zaman da hedefe ulaşıldı uyarısı ekrana vererek izleyicilerinizle etkileşimi daha yüksek bir şekilde sağlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi uyarılar kısmını OBS'imize nasıl ekleyeceğimize. Gördüğünüz gibi sağ alt tarafta tarayıcı kaynak URL'si diye bir bölüm var. Burayı kopyalıyoruz ve OBS'imize gelip sağ tıklayıp ekle diyoruz. Ve buradan tarayıcıyı seçip buraya ben uyarılar diyorum tamam diyorum ve bağlantı adresine yapıştırıyorum. Ve sonrasında hemen buradan bir test uyarısı gönderiyorum. Ve gördüğünüz gibi bildirimlerim aktif olarak gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi Twitch'in yeni özelliği olan uyarılar sekmesiyle birlikte takip bildirimlerinizi, abonelik bildirimlerinizi, bağış bildirimlerinizi ve cheer bildirimlerinizi rahat bir şekilde tek panel üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Tabi burada Streamlabs'e mahkum olduğumuz çok minik bir konu daha var. O konuya da baktığımızda dışarıdan aldığımız Buy no Game Oyun For gibi harici sitelerden aldığımız donate'leri hala daha Streamlabs üzerinden ayarlamak zorundayız ne yazık ki. Yakın zamanda umarım Twitch'e bu özellikle gelir ve diğer platformlardan aldığımız bağışları da donate'leri de Direkt olarak Twitch uyarılar sekmesi üzerinden organize edip oradan gösterebiliriz. Ve bu sayede yayın yaptığımız platform üzerinden başka bir platforma gerek kalmadan tüm işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.